Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Yaklaşık 50 yıl önce kırsaldaki insanlar ağalara tabi şekilde yaşıyordu. Arkadaşlar, tabi diye bir sözcüğümüz de var, tabii diye bir sözcüğümüz de var. Tabi sözcüğü bağımlı anlamına gelir ve tek i ile yazılır. Tabii sözcüğü ise doğal anlamına gelir ve iki i ile yazılır. Tabiat bu sözcükten gelir. Şimdi bu cümlede kastedilen anlam bağımlı anlamıdır. Dolayısıyla bunun tabi şekilde yazılması doğrudur. Burada problem yok, bunu geçtik. Kasabada tek düze bir işleyiş vardı. Her şey zenginlerin elindeydi. Tek düze sözcüğü daima bitişik yazılır, kalıplaşmış bir birleşik sözcüktür. Ve şu anlama gelir arkadaşlar. Monoton. Yani işleyişin hep aynı olması, hiçbir değişikliğin olmaması. Bitişik yazılır. Burada da bitişik yazıldı, problem yok. Ayrıca şey sözcüğü kendisinden önceki hiçbir sözcükle bitişik yazılmaz. Burada da ayrı yazılmış, burada da sıkıntı yok. Bu cümleyi de geçtik. Polisler Don Kişotluğa soyunan gençleri olay yerinden uzaklaştırınca ortam sakinleşti. Şimdi Don Kişotluk, normalde Don Kişot özel addır. Ancak Don Kişotluk şu demek, gereği yokken kahramanlık yapmak, yani ucuz kahramanlık yapmaya çalışmak demek. Arkadaşlar bu sözcükler gerçek anlamını kaybettiği için bitişik yazıldı bir. Bir de normalde Don Kişot özel addır, büyük harfle başlar. Küçük harfle başlattık iki, çünkü gerçek anlamını kaybetti. Yani bu cümlede de bir problem yok. Günümüz gençlerinin düşünce yapılarının farklı olduğunu tabii ki biliyoruz. Şimdi tabii doğal anlamına gelir. Tabii ki demek arkadaşlar doğal olarak demek, bu anlamı karşılar doğal olarak. Şimdi bu cümlede de ki bağlaçtır, yani tabii sözcüğüyle kullanılan ki bağlaçtır, ayrı yazılır. Yani burada da bir sıkıntı yok. Dolayısıyla bu cümleyi de geçtik. Şimdi bizim cevabımız E seçeneği oldu. Bunun nedenini söyleyelim. Gök kuşağı renginde. Arkadaşlar gök kuşağı kalıplaşmış bir birleşik sözcüktür. Ayrıca orada bir kuşak yok. Yani ikinci sözcük gerçek anlamını kaybetmiştir. İkinci sözcük gerçek anlamını kaybettiğinde sözcükleri genellikle bitişik yazarız. Bu sözcük de bitişik yazılır. Ancak cümlede bu sözcüğün ayrı yazıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bizim cevabımız E seçeneği oldu arkadaşlar.